arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle minik prenseslerimiz için çok hoş bir etek çalışması yapacağız. Eteğimizi 3 kat olarak çalıştık ve ikinci katında farklı rengimizi kullandık. Morumu ve pudra rengimi tercih ettim. Sizler dilediğiniz renklerde çalışmalarımızı yapabilirsiniz. 0-1 yaş grubu için bu önümdeki çalışma uygundur. Daha büyük çalışmak isteyen arkadaşlarım ilk başlangıçtaki ben bel lastiğimizi şu şekilde bakınız bel lastiğini şöyle başlamıştık istediği kadar uzatarak e, dilediği yaş grubunun ölçüsüne göre ayarlama yapabilirler 50 santimden başlayabiliriz büyütmek isteyen arkadaşlarımız için 2 yaş ya da 3 yaş eğer bebek yanımızdaysa ya da çocuklarımız yanımızdaysa bel ölçüsünü alalım ona göre belimizi ayarlayalım lastiğimiz tamamlandıktan sonra modelimizin geri kalan kısmında hiç farklılık yok modelimizi trabzanlarımızı kurduktan sonra aşağıya doğru yerleştirip geliyoruz öncesinde bakınız hemen belimizden sonra bakınız trabzanlarımız Filelerimizi örmek için sıralıyoruz. Bakınız, birinci katımız için filemizi tamamladıktan sonra ikinci katımızda artışlarımızı yaparak, bakın artışlarımız görülmekte. Bu üçüncü katın artışları, diğer katımızda da yine aynı şekilde artışlarımızı yapıyoruz. Burada bakınız artışlarımız burada. Artışlarımızı yaparak her kat için uygun büyüklüğümüzü ayarlıyoruz ve üzerlerine her katımızı ayrı ayrı örüyoruz. Birinci katımızı bakınız şu şekilde ayarladıktan sonra artışlarımı yaptım. ikinci katımı ördüm. Üçüncü katımın artışlarını yaptım. Üçüncü katımı ördüm. Üçüncü katımdan sonra bakınız çok fazla yani üçüncü katımızın filesini çok fazla uzatmayalım. Bebeğimizin dizlerine yani diz kapaklarına herhangi bir sıkıntı vermesin. Zaten son katımız bu olacağı için yeterlidir. Ee, daha fazla buradaki gibi uzun bir file örmemize gerek yok. Evet çalışmamızı şöyle tanıdıktan sonra hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Eteğimi örmek için koza marka ipimi kullanıyorum. Lüks Bebiş Soft Anti-Peeling özelliği olan %80 akrilik %20 poliamid bir ip. 100 gram ve 335 metre ipimiz. İpimizi örmek için ise 2,5 numaralı tığımı kullanıyorum. Daha ince ya da daha kalın tığlarla ipinize uygun olarak başlayabilirsiniz. Ben 2,5 numaralı tığımla örüyorum. Hemen zincirimizi çekerek başlayalım. Bel lastiğini örmeye başlıyorum. hangi kalınlıkta istiyorsanız o kadar zincirimizi çekelim 4 5 6 7 8 9 10 şöyle baktığımda 10 tane yeterli 1 2 3 3. zincirin içerisine başını dolayıp giriyorum ve şöyle batıyorum tek seferde çekiyorum bir sonraki zincirimin içerisine başını dolayarak battım tek seferde çektim yeniden her zincire bir defa batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Tek seferde bütün zincirlerimizi birer birer örüyoruz ve son olarak zincirimi tamamladım. En son zincirimin üzerindeki trabzanım ördükten sonra iki tane Zincir ilave ediyorum ve örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Üstteki görmüş olduğum bakınız ilmeklerimizin orta parmağımdan taraftakine batıyorum. Bakınız ilk bundan başlıyorum. İki zincirimin hemen yanındakinden başını doladım. Giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Hemen yanındakinden devam ediyorum. Giriyorum. Bir sonrakinden ve birer birer bu şekilde lastiğimizi örüyoruz. Bu şekildeki başladığımız lastiklerde yaş oranını ayarlamak çok daha rahat olmakta. Dilediğiniz kadar lastiği uzattığınız zaman o kadar büyük ete ulaşmış oluruz. Evet bakınız iki zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki bakınız. ilk trabzanın tepesine batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Hemen batıyorum tek seferde çekiyorum. Hep aynı işlemimizi yapacağız. Örgümüzün yönünü çevirip dıştan alarak yeterli ölçüye ulaşana kadar öreceğiz. Dikkat etmemiz gereken tek nokta ilmeklerimizi kaybetmeyelim. 1 ve 2 zincirimi çekiyorum. Tığımın başında oluyorum. Hemen dibine bakınız. Batıyorum. Tek seferde çekiyorum. bu şekilde istediğimiz ölçüye ulaşana kadar örmeye devam edelim. Şöyle görelim bakınız her iki yönden de. Evet biraz büyültelim. Bel lastiğimi yeteri kadar ördüm. Bakınız şu şekilde epeyce uzun oldu. İpim de biraz ince olduğu için. Bakınız epeyce bir sıra ördüm. Şöyle ölçtüğüm zaman 42 santim olduğunu görüyoruz. Kaç tane ördüğüme bakalım. Şöyle düzlerden sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ve 31. 31 adet ördüm. Şimdi birleşme işlemini yapalım ve eteğimizin alt kısmını örmeye başlayalım. Eteğimizin altında kafes olacak bölümlerimizi örelim. Şöyle düzeltiyorum. Hemen tamamen birleştirmiyorum. Bakınız şöyle üzerine koyalım. Şuradaki ilk boşluğa girelim. Bakınız minik olan yer var. Hemen boşluğa giriyorum. Şu şekilde ilk birleşme işlemini yapmış oluyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Şuradaki dıştaki olan Bakınız düz örgü görüntüsünde olan yere gelerek batıyorum. Bir tane kafes örüyorum. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Tam araya giriyorum bakınız. Diğer tarafa düz düşüyor bakınız aramız. Burada içte diğer tarafa düz düşmekte. Tekrar iki tane zincirimi çekiyorum. Bu kez bakın bu yöndeki düzümüze batıyorum. Bir, iki, içtekine batıyorum. Ama diğer taraftaki düzümüz oluyor. Bakınız şöyle. Bir iki zincir. Bir trabzan. Bir iki. Bir trabzan. içe batıyorum. İki tane zincir. Bir trabzan şeklinde. Elbisemizin alt kısmını yani eteğimizin alt kısmını hazırlamaya başlıyoruz. ile kısmımız burası. Öreceğiniz yaş grubuna göre santim olarak belimizi ölçerek ayarlayalım öreceğimiz bebeğimizin ya da daha büyükse çocuklarımızın. Bu şekilde başlangıç yerimize kadar ilerleyelim. Filemizin ilk sırasını örerek geldim. Şimdi birleşme işlemimizi yapalım. İki tane zincirimi çekiyorum. Şöyle batıyorum bakınız. Geçişimi yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane yine zincirimi çekiyorum. Birebir üzerine batarak 5 ya da 6 sıra örelim. İstediğimiz ölçü geldiyse yeterli olsun. Yoksa ilavemizi yaparız. Evet şimdi örmeye devam ediyorum. İkinci sıramıza başladım. 3 kat olarak öreceğiz eteğimizi. Bu birinci katı. Birinci katını birebir ölçüde örüyoruz. İkinci katta artışlarımızı yapıp üçüncü katta tekrar artışlarımızı yaparak filimizi hazırlayacağız. Evet düz örerek ilerleyelim birebir şekilde. Kafeslerimizi örerek geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördüm. Şimdi ikinci dilimimiz için artışlarımızı yapacağız. Daha sonra ise üçüncü dilimimiz için artışlarımızı öreceğiz. İkinci sıramıza hemen başlayalım. 5 tane zincirimi çektim. Tığımı takıyorum. Ve örmeye başlıyorum. Bir tane kafesimi ördüm. 2'yi 3 4 ördüm. 5 6 7 ve 8. 8 tane kafesimizi örelim. Şöyle görelim. Bakınız 2 4 6 8 2 tane zincir çekiyorum ve ilk artışımı 8 tane kutucuk yaptıktan sonra başlatıyorum. Aynı yere batıyorum ve bir tane artışımı bu şekilde oluşturuyorum. Yeniden devam ediyorum. 1 diye saymaya her 8'de artışımızı yapalım. 2 bakınız gayet kolay birebir üzerlerine batarak ilerliyoruz sayalım 1 2 3 4 5 6 7 bir tane daha örüyorum ve 8 8 tane ördüm 2 tane zincir çekiyorum aynı yere batıyorum ve artışımı yapıyorum. Şurada gördüğümüz gibi her 8 trabzanda bir artışımızı yapalım ve başlangıç noktasına geldiğimiz zaman yine toplamda bu sıramızda dahil olacak şekilde 6 sıra örelim ve sonrasında yine 3. katımız için aynı işlemimizi tekrar edelim. 8 tane örelim. 8. de bir artış yapalım. 3. dilimimizi de başlatmış olalım. Evet eteğimizin file kısmını çalışarak geldim. Bakınız gayet güzel bir çalışma oldu. Şöyle koyduğumuz zaman artış yerlerimizi hemen görmekteyiz. Çok düzenli ve muntazam bir çalışma oldu. En son sıramızda bakınız 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. Çünkü en alt sıra olduğu için altı sıra örmeye gerek yok. Dilediğimiz kadar uzatabiliriz. Bu kısmı burada kısa kalmasında hiçbir mahsuru yok. Hatta bacaklarını bebeğimizin daha rahat ettirir. Şimdi de tığımı alıyorum ve ilk renk olarak kendisini kullanmak istiyorum. Aynı rengimizi. Düğümümü atıyorum. Şurası bakınız. Sürekli devam ettiğimiz zincirimizi çektiğimiz bölümdü. Hemen bu yandan yine başlayalım. Yandan başlayarak modelimizi kuralım. Şöyle ilk atıyorum. Bakınız kemerin kendisine battık. Buradaki bel lastiği olan kısmımıza battım. 1 zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki yere girerek batıyorum. Ve buraya bir defa başını dolayıp 1 2 3 defa alıyorum. Aynı yere batıyorum. 1 2 3 Tekrar 1 2 3 1 2 3 bir defa başını doladım 4 tane trabzanımı ördüm şöyle görelim bakınız 1 2 3 4 3 defa da çektim bir defa başını doladım 2 tane zincirimi çekiyorum hemen yanındaki yuvaya batıyorum bakınız şuraya şöyle giriyorum ve batıyorum tekrar bir iki zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum Şuradaki araya giriyorum ve 4 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. 1, 2, 3. Aynı yere giriyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4 trabzanımı yeniden ördüm. Şöyle görelim bakınız. 2 tane zincirimi ilave ediyorum. Hemen yanındaki yuvamıza gelerek batıyorum. Tekrar 2 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki yuvamızın içerisine gelerek 1, 2 3 4 tane bir defa başını dolayıp 3 defada aldığımız trabzanımızı örüyoruz. 2 tane zincirimi çekiyorum. Hemen yanındaki yuvama gelerek batıyorum ve kapatıyorum. Yeniden 2 tane zincirimi çekiyorum. Şöyle yaptığımız işi gösterelim bakınız. Şu şekilde işlemlerimiz devam etmekte. Şuradan zincirimizi çekerek başladım. 4 tane trabzanımı ördüm. Bakınız elimden görülmeyebilir. Şuraya batmıştım. 4 tane trabzanımı ördüm. 2 zincir çektim. Yanına battım. 2 zincir çektim. Yanına battım ve 4 tane trabzanımı yine ördüm. 2 zincir çektim. Yana battım. 2 zincir çektim. Battığım yerden çıkarak bir defa başını dolayıp 4 tane trabzanımı 3 seferde aldım. Ve bu şekilde ilerlemekteyim. Döndürüyorum iki zincirimi çektim hemen iyi bakınız yandaki yere giriyorum şöyle altından ve başlıyorum 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 tane trabzanımızı örüyorum tekrar 2 tane zincirimi çekiyorum yandaki kafesi altından şu şekilde girerek batıyorum ekrar hemen iki tane zincirimi çekiyorum. Yandakine başını dolayarak batıyorum ve buraya 4 tane tırabzanımı 1 2 3 1 2 3 4 olana kadar örüyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Aşağıdan şöyle girerek batıyorum. Kapatıyorum. 1 ve 2 zincirimi çekiyorum bir sonraki kutucuğun içerisine gelerek 1 2 3 3 defa da çektiğimiz 4 trabzanımızı örüyoruz çok keyifli bakınız örmesi iki tane zincir hemen giriyorum aşağıdan şöyle tekrar iki zincirimi çekiyorum şöyle görelim yeniden bakınız eteğimizin üst kısmına bu şekilde örmekteyiz. Şöyle görelim. Şimdi sıramızı buradaki başlangıç yerimizin dibine kadar bütün kenarımızı aynı şekilde örerek gelelim. Evet sıramızın sonuna kadar geldim. Bakınız bu uçtan başlamıştım. Tamamen dolaştık ve şu noktadayız şu anda. Bakınız ilmeğimizi hemen iki zincir çektim battım. Tekrar iki zincirimi ördüm. Başlangıç yerine gelerek batıyorum. Bakınız örgümüzün yönünü Çeviriyoruz. Örgümüzün yönünü Çevirdikten sonra iki tane zincirimi Çekiyorum ve hemen Şuradaki en son ördüğüm Gruplarımızı örmeye Başlıyorum. Öncesinde tekrar şöyle Güzel bir görelim. Bakınız Şu şekilde top top görüntülerimiz oldu Arkasında da Önde de ve filelerimize Dokunmuyoruz. Sadece bu modelimizi Üzerinden gidiyoruz. Geriye Dönmüştük. En son ördüğümüz yere iki zincir çekerek döndüm şu tarafa doğru bakın. Sol tarafa doğru. Tığımın başını doluyorum. 4 tane trabzanımızın ardından giriyorum. İlkinden 1 2 3. İkincisinin ardından giriyorum. 1 2 3. İkisinin de ardından gelerek 3 defa da ördüm. Bir defa başını doladık. Tıpkı yukarıda olduğu gibi 3 defa da çektim. 1 ve 2 tane zincirimi araya çekiyorum. Diğer 2 tane trabzanımı da Aynı şekilde ardından girerek 3 defa da örüyorum. 3 defa ördüm. Tığımın başını doluyorum. Araya zincir çekmiyorum. Diğer 4'lü grubumun olduğu yere geliyorum. Yine 2 2 ayırıyorum. İlk önce birinciden başlıyorum. Ardından girdim. 3 defa da ördüm. İkinciyi ardından girdim. 3 defa da ördüm. Araya 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar diğer 2'nin ardından girerek örmeye başlıyorum. Bakınız iki trabzan, iki zincir, iki trabzan şekliyle ördüm. Araya zincir çekmiyorum. Diğer dörtlü grubumun ilk trabzanı ardından giriyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. İki tane zincirimi çekiyorum. iki trabzan sonrasında yeniden kalan iki trabzanımı örmek için başlıyorum. Araya zincir çekmiyorum. Bakınız şöyle görelim. Her grubumuzu ikişer ikişer ayırmaktayız. İki trabzan, iki zincir, iki trabzan. Araya zincir çekmiyoruz. İki trabzan, iki zincir, iki trabzan. Yeniden iki trabzan, iki zincir, iki trabzan şekliyle örüyorum. Ve hemen bir sonraki grubumuza geçelim. Tığımın başını doluyorum. Ardından giriyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 tane zincir. 4'ü 2'ye bölüyoruz. 2, 2 ayırıyoruz. Araya zincir çekmedim. Devam ediyorum. 2 zincir. bütün trabzanlarımızı bu şekilde örerek tamamlayalım. İkişer ikişer ayırarak örgümüzün sonuna kadar geldik. Bakınız. Şimdi birleşmesini yapıyoruz. En sonda ilk başlangıç yerindeyiz. Son iki trabzanımı ördüm. Baştaki iki trabzanımız hemen tepe noktasına birinci trabzanımı gelerek batıyorum şu şekilde hemen yanındaki trabzana da şu şekilde bir tane geçiş yapıyorum ve örgümüzü çevirmiyoruz artık tamamen bu yönden öreceğiz tığımın başını doluyorum 1 2 3 tekrar 1 2 3 1 2 3 4 tane trabzanımızı aynı şekilde örmeye devam edelim 2 tane zincirimi çekiyorum tam araya batıyorum 2 zincirimi çekiyorum battığım yerden çıkıyorum diğer iki trabzan arasına girerek 4 tane trabzanımı örüyorum yani alttaki 2 zincir çektiğim yere giriyorum yan yana 4 tane trabzanımı örüyorum 2 zincir çekiyorum her iki grubun arasındaki bölgeye girerek batıyorum bir iki tane zincirimi çektikten sonra yeniden iki tane zincir çektiğim yere girerek 4 tane trabzanımı başına bir defa doluyorum 3 defa da örüyorum 2 zincir grup arasına batıyorum 2 tane zincir çekiyorum grup arasından çıkıyorum tam modelin ortasındaki zincirin içerisine girerek 4 tane trabzanımı örüyorum 2 3 ve 4 2 zincir araya batıyorum 1 2 zincir çıkıyorum 4 trabzanımı örüyorum 1 2 3 ve 4 2 zincir tam grup arasına batıyorum 2 zincir grup arasından çıkıyorum bakınız modelimizi ikinci kez bu şekilde yerleştirmeye başladık 4 tane trabzan 2 zincir batıyoruz 2 zincirle yeniden çıkıyoruz şeklinde örerek başlangıç noktamızın yanına kadar gelelim Evet ikinci sıramızın sonuna kadar örerek geldim bakınız ikinci katımız şimdi şu kısımdayız bakınız bitiş yönümüz şöyle örgümüz devam etmekte yine kesinlikle çevirmiyoruz bu yönden devam ediyoruz iki tane zincirimi çektim 4 trabzanımı ördükten sonra her ikisinin arasına gelerek batıyorum 1 ve 2 tane zincirimi çektikten sonra 4 tane trabzanımı yeniden 2'ye bölüyorum. Bakınız ardından giriyorum. 1, 2, 3 ardından 1, 2, 3 2 tane zincir araya diğer ikisini trabzanlarımızı ard ardına örüyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde devam ediyoruz. 2 zincir, iki trabzan, 2 zincir şeklinde örerek sıramızı tamamlayalım ve iki sırada modelimizi kuralım. Bir sırada 4 trabzanımızı örelim, diğer sırada iki trabzan, 2 zincir, iki trabzan şeklinde örüp biraz büyütelim. Bir tane ördüm, iki tane ördüm, çift olarak bakınız. 1 ve 2 çiftimizi tamamladım. Biraz daha örelim, sonrasında yeniden görüşelim. Evet eteğimizi 1, 2, 3, 4 defa ördük. Bakınız 3 çift ördük. Dördüncünün aşağıdaki ikişer ikişer ayırdığımız bölümü örmedim. Çünkü burada artık yeterli oldu. Öreceğim kısım için bakınız ikinci katıma başlamak istiyorum. Eğer daha büyük yaş grupları için ördüysek ne kadar uzunlukta istiyorsak birinci katı birkaç sıra daha örerek büyütebilirsiniz. Şöyle görelim. Arkamızda bakınız aynı şekilde eteğimizi şöyle altının filesini de görmekteyiz. Bakınız birinci katımız dörder trabzanımızı ördük. Arada ikişer zincirimizi çektikten sonra bıraktım. Şimdi son sıramızı yapıyoruz. Birinci katımızın son sıramızı örmeye hemen başlayalım. Şöyle takıyorum. Bakınız iki tane zincirimi çektim. Şuradaki araya gelerek batıyorum. Başlangıçta olduğu gibi bir tane zincir çekip örgümün yönünü çeviriyorum. Bakınız arkadan örmeye başlıyorum artık örgüm arkadan devam edecek ve sol elimden tarafa doğru ilerliyoruz tığımın başını doluyorum hemen dibine bir tane batıyorum tek seferde çekiyorum tığımın başını doluyorum zincirimi batmış olduğum yerin hemen yanına giriyorum bir ve iki defa batıyorum tek seferde çekiyorum tekrar şöyle ayıralım daha rahat görürsün. Tığımın başında doluyorum. Trabzan arasına giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Her trabzanın tam araya bakınız. Üstteki minik göze değil. Birer birer başını dolayıp çekiyorum. Ve buradaki iki zincirimin olduğu yere bir ve iki. İki defa başını doladım. Tek seferde çektim. Araya batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Tam araya sık iğne olarak battım. Bir ve iki trabzan aralarına giriyorum bir her trabzana burayı saymayalım trabzan aralarına zincirimizin olduğu yere geliyorum 1 ve 2 bir tane tam araya girerek sık iğne olarak batıyorum tekrar tığımın başını doluyorum zincirimin bulunduğu yere iki defa başını bir defa dolayıp örüyorum ve şu şekilde bakınız önde gayet hoş bir görüntü dilim dilim görüntümüz ortaya çıkıyor bakın şu şekilde sıramızın başına kadar bu işlemimizi yapalım ve son dilimimizi tamamlayalım başlangıç noktamıza kadar arka yönden başını bir defa dolayıp battık bakınız en son başını bir defa doluyorum ve hemen başladığım yere geliyorum ilmeğimi geçiriyorum bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum burada ve birinci katımızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz şimdi ikinci katımıza başlayabiliriz şöyle görelim bakınız birinci katımızı şu şekilde gayet güzel şöyle elimizde de düzeltelim bakınız birinci fırfır katımız oluştu şimdi ikinci katımıza başlamak için ben rengimi değiştiriyorum farklı bir renkle örmek istiyorum bir tane zincirimi çekiyorum İkinci katımıza başlamak için eteğimizi şu şekilde kaldırıyoruz eteğimizi kaldırıyorum bakınız bitiş yönümüze bakalım nerede olduğumuzu şuradan da yine aynı bu şu buradan devam edelim şöyle bakınız devam eden yerimiz artış yapmış olduğumuz yerin hemen bakınız olduğu yerden başlayabiliriz şöyle tam altına tutalım şu kısımdan başlayalım bakın tam şuraya denk gelmekte hemen altına şöyle takip ettiğimiz zaman zincirimi çekerek başlatıyorum düz yöndeyim 1 2 3 3 tane zincirimi çektim tığımın başında doluyorum hemen yanındaki kutunun içerisine geçiyorum bir defa başında dolayıp 3 defa alıyorum 4 tane dolduruyorum 3 doldurdum ve 4 2 zincir çekiyorum yanındaki yuvaya batıyorum 2 zincir çekiyorum bir sonraki yuvaya batıyorum 4 tane trabzanımı 3 defa da örüyorum 3 1 2 3 2 zincir çekelim yandaki yere batalım 2 zincir çekelim yandaki yuvaya batalım 4 tane trabzanımızı örelim modelimizi Yeniden kurmaya başladık ikinci katımız için. 3 4 2 tane zincirimi çektim. Batıyorum. 1 2. Bakınız tam artış yapmış olduğumuz yere geldim. 4 tane trabzanımı örüyorum. 1 2. Bu şekilde bakınız örerek sıramızı tamamlayalım ve yukarıda ördüğümüz şekliyle ikinci sıramızda da ikiye bölelim. Ve örelim. Diğer artış yerimizin bulunduğu noktaya kadar örerek ilerleyelim. İkinci katımızı da örerek geldim. Ve en son sıramızı örmekteyim. Bakınız iki tane trabzan, iki zincir, iki trabzan ayırdığımız yerden alt sırasını örmeye başladım. Dilimlerim yeterli olduktan sonra şöyle görelim. Yine e, arkasını çevirdim ve ters yönden örmeye başladım. Bakınız modelimizin diğer kısımlarını düz yönden örerken en son bu dilimimizi tıpkı Burada da yapmış olduğumuz gibi arkayı çeviriyoruz. Arkadan örerek ilerliyoruz. Şöyle görelim. Son kısmı sizlerle birlikte tamamlayalım. İlmeğimi takıyorum. Tığımın başını doluyorum. Her ikisini bakın farklı grupların arasına da giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Ve yeniden tığımın başını doluyorum. Her iki trabzanın tam arasına giriyorum. Ortadaki iki zincirimin içerisine 3 defa giriyorum. 1- 2, 3 3 defa da aldım. Her iki trabzanımın tam arasına bir defa giriyorum. Her iki grup arasına yine bir defa giriyorum ve rahat çekiyorum. Bakınız sıkıştırmıyorum. Trabzan aralarıma ve e, grubun kendi içerisindeki iki zincirime ise 3 defa giriyorum. Bakınız 1 2 3. Trabzan arasına 1 ve her iki grup arasına da şu şekilde batıyorum. Ve bağlantımı başlangıç yerine batarak şöyle geçişimi yapıyorum. Bir tane de zincirimi çektikten sonra ipimizi buradan koparıyoruz. Ve ikinci katımızı da tamamlamış oluyoruz. İpimizi hemen iç kısmı alalım. Bakınız şu şekilde ön yüzden gayet güzel bir görüntüsü oldu. Evet şimdi şöyle tuttuğumuz zaman 3. kata başlamamız gerekmekte. Bakınız 3. kat için şöyle içerisine ördüm filemi görmekteyim. Bakınız tam ikinci katımın altında kaldı. Şöyle yaptığım zaman uç kısmından şöyle bakınız uç kısmının hemen üzerinden başlayalım. Şöyle buradan değil ikincisinden değil şuradaki üçüncü kısımdan başlayalım ve e, bu şekilde örmeye devam edelim eğer orta katınız çok uzunluğu yeterli değilse biraz daha yukarıya doğru çıkabilirsiniz burada en önemli olan dilimler arasındaki katımızın arasını güzel ayarlamak Evet şimdi birinci kattaki örmüş olduğum sıramı aynen başlatıyorum Yandan bakınız artışlarımı yaptığım yerden yine başlıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Takıyorum. Şu şekilde giriyorum. İki zincirimi çektikten sonra yanındaki kutumun içerisine geliyorum. Bir, iki, üç, dört defa dolduruyorum. Dört. Bir, iki zincirimi çekiyorum. Hemen yanındaki Yuvamın içerisine batıyorum. Bir iki zincir çekiyorum. Tığımın başında doluyorum. Bir sonraki yuvamın içerisine batıyorum. Bir. Üç ve dört. İki zincirimi çekiyorum. Bir sonraki. Tıpkı diğer sıralarımızda uyguladığımız şekliyle modelimizi uyguluyoruz. Ve yeterli uzunluk ölçüsü gelince üçüncü katımızı da örerek tamamlayalım. şöyle görelim. Bakınız başlattım. Ve istediğim ölçü gelene kadar örmeye devam ediyorum. 3 kat olarak örmüş olduğumuz eteğimizin 3. katını da bu şekilde tamamladım. ve en son kısımda arkasını çevirerek örmeye başlamıştım ve sona doğru ilerledim. Diğer 2 tane de ördüğümüz gibi başına bir defa dolayıp tek seferde batıp çıktım ve ikinci kattaki yaptığım şekliyle yaptım bakınız 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanın arasına battım ve ilerledim şimdi en son kısmı sizlerle birlikte çalışalım tığımın başını doluyorum trabzan arasına bakınız burada en önemli dikkat etmemiz gereken eteğimizin arka kısmında yani iç kısmından en son sıralarımızı örüyoruz öne şu şekilde düşmesini istediğimiz için bakınız normalde örsek bu şekilde düşecekti ön yüzden örsek ama arkasını çevirdiğimiz zaman ön yüze daha güzel görüntü düşmekte. Tığımın başını doluyorum. Araya bir tane batıyorum. Her iki trabzanımın arasına yine bir defa batıp çekiyorum. İki zincirimi çektiğim yere 3 defa giriyorum. 1, 2, 3. Eğer dilimlerinin daha da keskin olmasını istiyorsanız yani şu şekilde her bir dilimin daha keskin olmasını istiyorsanız 4 ya da 5 defa da doldurabilirsiniz burayı. 3 defa doldurduktan sonra diğer trabzan aralarını birer birer örerek ilerliyorum 1 2 ve 3 1 1 tekrar tam iki zincirimin olduğu yerdeyim 1 2 ve 3 defa sarıyorum bir defa daha yapalım son olduğu için hemen başlangıç noktama geliyorum şöyle birleştiriyorum bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum ve eteğimizin 3 kat olan etek bölümünü bu şekilde tamamlamış oluyoruz çok güzel bir çalışma oldu umarım sizlerde beğenmişsinizdir bakınız kat kat çok hoş renkler de birbiriyle son derece uyumlu güzel bir çalışma şimdi iplerimizi içeri çekelim tam bel kısmına bir tane düğmemiz ve kordeli çalışmamızı da yaptıktan sonra eteğimiz kullanılmaya hazır hale gelsin. Eteğimizin tam ön kısmına gelecek yere şöyle bir kordeli ile fiyonk yapmak istiyorum. Tam ortalıyorum. Bakınız düğmemizin olacağı kısım yanda. Şu şekilde düğmemizi yana getiriyorum. Dilerseniz arkada da kullanabilirsiniz. Tam ortalıyorum. Şu şekilde ve takmaya başlıyorum. Dilediğiniz aralıklarla fiyongumuzu geçirebilirsiniz. Ne kadar istiyorsanız. Bakınız şöyle kurdalemizi dilediğiniz aralıklarla tamamen zevkinize uygun olarak şu şekilde ilmek aralarımızdan girelim. Mutlaka bir çatal iğneden ya da farklı bir şekilde yardımımızı alalım. Başlangıç yerimize kadar bu şekilde ilerleyelim. Evet bakın gayet güzel bir şekilde ilerlemekteyim. Eteğimizin fiyonkunu şu şekilde bağladıktan sonra bir tane de ilik çalışması yapalım. İki ya da bir e, ilik çalışması nasıl isterseniz eğer kemerimizi fazla e, ördüyseniz yani kalın ördüyseniz iki tane güzel olacaktır. Ama bu çalışmamız için bir tane yeterli olacaktır. Hemen bir tane ilik çalışmamızı yapalım zincirimi çekiyorum şu kısımda çalışıyorum aşağı kısma düğümümü getirmek istiyorum hemen aşağıdan başlıyorum çalışmaya sık iğnelerimi örerek ilerliyorum ve 1 2 3 4 tane zincirimi çektikten sonra ileriye doğru batıyorum ve yanına bir defa daha sık iğnemi batıyorum bir tane zincir çektikten sonra bakınız ipimizi kesiyorum sık iğne ve zincirden oluşan iliğimi de yaptıktan sonra şuraya bir tane renklerine uygun düğmemi çalışarak tamamlıyorum. Evet sevgili arkadaşlar eteğimizi de bu şekilde tamamladık. Çok çok hoş güzel bir etek çalışması oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.